Birbirinden farklı lezzetleriyle Tarzan Alabalık Çiftliği şimdi ekranlarınızda. Merhaba değerli Show Türk izleyenleri. Bugün Tarzan Alabalık Tesislerinden Oğuz Bey var yanımda. Oğuz Bey merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizleri sormalı. Ben de iyiyim. İzleyicilerimizi de bekletmeden Oğuz Bey'e ben birkaç soru sormak istiyorum. Tabii. Oğuz Bey, bize firmanızı ve kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. İsmim Oğuzhan. Bu işletmenin sahibiyim. Alabalık üretimi yapıyoruz. Onun haricinde kendi ürettiğimiz balıkları restorantımızda siz değerli misafirlerimize sunum yapmaktayız. O şekilde. Peki Oğuz Bey, ben özellikle merak ettim. Firma adını nereden alıyor? Çünkü biraz rastlanmadık bir isim. Evet, bazılarının kulağı da çok acayip geliyor. Şöyle, dedemizin lakabından geliyor. Kendisi yıllarca burada hüküm sürmüş birisi olduğu için. Lakabı da Tarzan, ismi de oradan geliyor. Lakabından geliyor yani. Tesisinizin yemek çeşitliliği hakkında bilgi verir misiniz? Tabii. Zaten balık restoranı olduğu için sadece alabalık yapıyoruz. Yanında güzel salata çeşitlerimiz oluyor. Onun haricinde de patates kızartması, cips vesaire mezelerimiz mevcut. O şekilde hizmet vermekteyiz. Peki balık yetiştiriciliği eğitiminiz var mı? Ya da deneyiminiz, tecrübeniz? Deneyim biraz babadan bizim geliyor. Çocukluğundan beri bu işi yapıyor. Biz de nitekim o şekilde çocukluğumuzdan beri bu işle meşgulüz. Yani alaylı bir tecrübemiz var ama işimizde profesyoneliz yani. Yani işin içinde yetiştim diyorsunuz. Tabii ki de. Kaç çeşit balık üretiyorsunuz ve ürün fazlalığının satışını da gerçekleştiriyor musunuz? Sizden balık almak isteyenlere kendi ürününüzün fazlasında sattığınız oluyor mu? Tabii ki de. Şöyle, tek çeşit gökkuşağı alabalığı üretiyoruz. Onun haricinde dış ticaret olarak da oteller var Manavgat, Antalya bölgesinde. Toptan o şekilde oralara, parakende yine burada gelen misafirlerimize veriyoruz. O şekilde yani. Peki işbirlikleriniz nelerdir oteller dışında? Oteller dışında restoranlar. Restoranlara veriyoruz. Dinlenme tesisleri var. Dinlenme tesislerinin marketlerinin şarküterilerine sevkiyatımız oluyor. Günlük, haftalık alan yerler var. O şekilde. İzleyicilerimiz mevsim ayıtmaksızın yazında, kışında tesislerinizi tercih etmeli mi? Hangi sezonlarda açıksınız? Yıl 12 ay açız ama bizim tabii ki de tavsiyemiz ağırlık olarak yaz ayları. Yani yazın sıcağından böyle bir serin bir ortama yani gelmelerini, tercih etmelerini isteriz tabii. Evet, ben İstanbul'un kalabalığından koptum geldim. Ben de çok beğendim buraları. Su sesi olsun, müşteri memnuniyeti olsun, gerçekten bizi hiç eksik etmediniz. Çok teşekkür ederiz bu konuda da. O yüzden şimdi de sormak istediğim soru aslında tam da ona geldik. Müşteri memnuniyetinde en çok neye dikkat edersiniz? Müşteri memnuniyetinde en başta tabii ki de güler yüz yani olmalı. Onun haricinde de tabii ki serviste olsun, lezzette olsun, bunların eksikliğini göstermemeye çalışıyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz, baz alıyoruz. O şekilde yani. Peki ne tür etkinlikler düzenliyorsunuz? Ne tür etkinlikler düzenliyoruz? Canlı müzik yapıyoruz belirli zamanlarda. Bunu da tabii sosyal medya hesaplarımızdan. Haftada bir oluyor, iki oluyor, bazen ayda oluyor. Bunları da sosyal medya hesaplarımızdan tanıtımını yapıyoruz zaten. Yani haberdar olabiliyorlar oradan. Gördüğüm kadarıyla bungalov evler de var. Burada konaklama imkanı da var. Biraz daha ayrıntılı anlatabilir misiniz? Tabii ki de. Konaklamalar şu şekilde oluyor. Yine 12 ay şeklinde. Onun haricinde 2+1 ebeveyn odaları olan üst katta, çift katlı olduğu için daha rahat ailelere falan olanak sağlıyor. Özel günlerde evlilik teklifleri olabilir, doğum günleri olabilir. Bunlarda rezervasyonlu bir şekilde hizmet verebiliyoruz. Tabii etkinlikleri sağlayabiliyoruz. O şekilde oluyor. Dediğim gibi müşterilerimizin, gelen misafirlerimizin bir kere de olsa, zaten dediğim gibi bir kere geldikten sonra memnun kalacaklarından eminiz. Gelip görmelerini istiyoruz. O şekilde bu doğayı yani yerinde görmelerini isteriz. Teşekkür ederim bizi kırmayıp programımıza katıldığınız için.
Biz teşekkür ederiz. Ne demek, her zaman bekleriz yine. Tekrar bekleriz. Tekrar teşekkürler. Şimdi sözü Esra Balemir'e bırakıyorum.